Selim. Şimdi üçüncü salona giriyoruz. Bu salonda Ford, Peugeot, Honda ve Ssangyong markaları var. Gel beraber bakalım. Evet, Ford var. Bak, Ford'dan başlıyoruz. Gel. Bak işte Ford standı. Bayağı büyük bir stand. Bak, bu C-Max. Aile otomobili. Biz Renault Scenic kullanıyoruz ya. Onun rakibi bu. C-Max. 5 kişilik. Aile otomobili. Bu S-Max. Bu da büyük bir model. Yine aileler için. Bak, Tourneo Custom. Oo, bir de VIP yapmışlar. Gel şunun içine bakalım. Gel bakalım. Bak, gir içine. Çok güzel değil mi? Basamaktan çıkabilirsen. Bas. Oo, aslında tam bize göre, biliyor musun bu? Maya, sen, ben, bakıcınız, annen. Oo, diğer akrabalar bile girer. Kuzenler, anneanneler, babaanneler, dayılar, amcalar, halalar. Herkes sığar. Bak, orada 6 tane koltuk var. Bir otursana, keyif yap şöyle. Bir tane koltuğa otur. Bak şu karşı köşedekine. Karşı köşedekine otur. Bu da katlanıyor. 6 oluyor. 6. Bak şu karşıya otur güzelce. Karşıya. Oh maşallah. 9. Bak bir de çok rahat girip çıkıyorsun. Tavan yüksekliği çok fazla. Aslında gerçekten 2 çocuklu bizim gibi ya da 3 çocuklu aileler falan bunlardan kullanmalı. Bak önde de var Selim oturacak yerler. Çok güzel değil mi? Ben burada keyif yapayım. Keyif yap hadi. Çık oraya, keyif yap. Oh ne güzel. Bak şu bagajdan çekeyim seni. Bak. Merhaba. Bagajı da büyük senin bak. Bayağı büyük bagaj da var. Tepeleme çantalar konabilir oraya. Gel öteki taraftan inebilirsin. Çok fonksiyonel ya bunlar. Gerçekten. Kalabalık aileler için. Yani biz 5 kişi yolculuk ediyoruz mesela sürekli. İkisi çocuk koltuklu olmak üzere. Çok rahat. Bak şeye de bakayım. Şöyle. Bagajı açık bırakmışlar ki herkes görsün diye Selim. Kapılarda, bagajlarda açık dursun. Böyle sergiliyorlar. Gel şu yandaki diğer araçlara bakalım. Efendim, duyamadım. Bagajına gir, istersen ayakta bile durabilirsin bagajında. Oraları elleme. Demin elin yağ olmuştu ya Selim. Oraları elleme. O kilit mekanizmalarını elleme. Oralarda yağ oluyor çünkü. Bak ayağa kalkabilirsin bagajda. O kadar yüksek tavanla. Buradayız. El sallayabilirsin izleyicilerimize. Evet. Hadi gel. Bu aracı bitirdik. Yandakilere bakalım. Bak burada da modeller devam ediyor Selim. Mondeo Vignale. Bu üst donanım paketli Mondeo modeli. Focus ST bak. Çok güzel değil mi rengi? Focus ST. Kompakt hatchback. Yüksek performanslı bir versiyon. 2 litre motor var. 250 beygir, 360 Nm tork. Bakalım açık mı kapısı? Bak bakabilirsin içeriye. Koltuklar da bak. Sarı döşemeli. Gördün mü? Dıştaki rengi koltuklarda da devam ettirmişler. Ya bak, dün çektiğimiz i30 hatchback'teki gibi aynı. Kapaklı göz. Yine kapat canım onu. Gel bakalım. Hadi bakalım. Yandaki arabaya geçelim. Hiçbir yere basmıyoruz. Gel tatlım. Bunlar galeri araçları. Bizim test araçları gibi her yerini kurcalamamızı istemeyebilirler. Çünkü herkes bakacak bu araçlara. Gel bakalım. Kapıyı kapatıyoruz. Şimdi yandaki araca geçelim hızlıca. Burada normal Focus var. Focus hatchback. Yana geçelim. Oo, evet. Gel bakalım Mustang. Hem de kabriyosu. Gel bakalım. Gel. Şuradan bakalım Selim. Beğendin mi? Bak ne var burada, gördün mü? Bak at.
hızla koşan bir at var. Şunun önünde senin fotoğrafını çekeyim, gel. Bu Ares Selim, Ares. Demin SD'yi görmüştük ya. Bu Ares 350 beygir. Gel bakalım. En güçlü Focus modeliyle karşı karşıyayız. Rengini de mavi yapmışlar. Şurada bir yarış arabası var. Gel ona bakalım. GT, Ford GT bak, yarış arabası bu. Gördün mü? Of. Uçar gider Selim. Gelirken diyordun ya otomobiller maksimum kaç hız yapar falan diye. 300-350 yapar bu. Ben sana söyleyeyim. Ya bakalım şurada ne varmış? Neyle? Binle gidemez maalesef. Binle uçaklar gidebiliyor Selim. Gel bak yeniliğini göstereyim ben sana Ford'un. Bu fuarda neyi sergiliyorlar? Yeni. Burada. Bu tarafta. Tamam yürü sen gel. Ben bunu çekiyorum. Bak Fiesta. Bu yeni model. Yenilendi. İçeri girmiyoruz Selim. Gel. İçeri girmiyoruz. Şöyle etrafında dolaşabiliriz. Gel bakalım. Bak yeni Fiesta bu. Merhaba der misin ablaya Selim? Karşılık vermek lazım. Bu yakında bize teste gelir, çekeriz Selim. Bunu yakında çekeriz. Gel bakalım şurada ne varmış. Bak şu da yeni model. Kuga. Bak bu SUV. Sen SUV'ları seviyorsun. Bu yeni. Kuga vardı zaten eskiden de, yenilendi. Geç bakalım bakalım. Aa, orada da başka bir şey varmış, evet. Şimdi hemen sonra ona bakarız. Ranger, pick-up modeli. Bak şöyle Kuga'nın önce bir arka tasarımına bakalım. Sonra da açalım bagajı eğer açıksa. Açıkmış. Elektrikli olarak açılıyor. Bir kere dokunduktan sonra. Bayağı büyük Selim. Bayağı büyük. Bak elektrikli olarak da kapanıyor. Şuradaki düğmeye basıyorsun. Gördün mü? Kolaycacık kapandı. Kendi kapanıyor. Bir şey yapmana gerek yok. Şu da bak. Daha büyük bir SUV istersen eğer. Burada bir de Edge diye bir model var. Bu da Ford'un yeni modellerinden biri. Edge. Söylemesi biraz zor. Edge der misin? Ford Edge. Ford Edge. Aferin. Bak bu da Kuga'dan daha büyük. Şuraya dikkat et. Basamak var. Şuraya dikkat et. Bak önden bakalım. Bak tasarımı falan çok güzel. Senin pick-up neredeydi? Gel bak şuradaydı. Geç bakalım. Bak turuncu renk yapmışlar bir de, çok güzel. Ford Ranger, Ranger Wildtrak. Ha efendim canım. Evet. Çok yüksek. Bak bir de arkasına ne koymuşlar bak. Motosikletini koymuştun. Gidiyorsun bak. Bir yerde park ediyorsun, motosikleti indiriyorsun, geziyorsun. Bak motosiklet bile sığmış arkasına Selim. Gördün mü? Bu da arazi motosikleti, evet. Lastiklerinden mi anladın? Çok güzel bak. Ford standı bitti Selim. Şimdi başka markalara gidiyoruz. Bir el sallar mısın? Ford bitti. Selim. Bak yine 3. salonda Sanyong markasının modelleri. Bu Radius. Şu XLV. Gel bakalım şuna bakalım. Bak şurada. Yeni bir model olarak yükseğe koymuşlar. Tamam oldu. Bu standı çekelim gidelim sonra. Gel bakalım. Şurada başka ne varmış? Şurada. Tivoli modeli. Bak rengi güzelmiş değil mi? Burada Rexton. Bir de şuna bakalım Selim. Bak pick-up var arkada.
Bak bu da Rexton. Bak pick-up arkasına bakalım Selim. Ay Rexton dedim pardon ya. Corando Sports. Aklımı karıştırdın Selim. Rexton önce çektiğimiz. Bak bu Corando Sports pick-up. Evet. Sanyong modelleri de bunlar. Hadi acıktıysan şimdi yemek yemeye gidelim. Selim ne var gördün mü tam karşıda? Hayvanat bahçesi gibi ya. Baksana geldik buraya. Ne varmış burada? Evet. Aslan. Aslanı gördün mü? Neden aslan koymuşlar Selim sence? Orada Peugeot var. Evet Peugeot'un amblemi çünkü. Gel bak karşısından da bakalım. Ağzına bak ağzına. Hem de erkek aslan bak yeleleri de var. Gördün mü? Gel şuradan bakalım. Bak bu yeni 301. Makyajlı 301. Bak bu yakın zamanda bunu kullanacağız seninle. Baba oğul test yapacağız. Gördün mü? Bak beyazını koymuşlar. Şöyle grisini koymuşlar. Efendim. O 208. Onu çektik. Kanalımızda var bu. 208 Selim bu. Bunu çektik biz. Gel bak. Bakalım. Bakalım hadi. Bak aslan. Gördün mü bak. Küçük. Küçük sınıf zaten bu. Gel bakalım. Eline dikkat et. Gel şurada yenilikleri var. Onlara bakalım. 301'i gördük zaten. Bak bu partner tepe. Bak bu hafif ticari araç. Sen bana soruyorsun ya ne diye. Hafif ticari araç bu. Kedi çekmiştik. Kanalımızda kedi var biliyorsun. Bak arka kapısı nasıl açılıyor. Gördün mü? Bin istersen içine çok rahat. Heh, o basamaktan çıkıp binebilirsin. Gördün mü? Çok rahat inişi binişi. Şeyi de yüksek. Tavanı da yüksek. Evet 5 kişilik. Hadi sen şimdi öteki taraftayım. Ben seni oradan karşılamaya geliyorum. Geldim. 5 kişilik bu. Gel bak. Şu çok ilginç. Tam kalabalık aileler için ya da böyle iş yerlerinin servisleri falan için. Atla. Hoppa. Aferin sana. Evet bak o Traveler. Heh, geç bakalım arkaya. Atalım onu oraya. Kuvvetli. Gördün mü? Oturabilirsin arka koltuğa. Otur bir göster bakalım bana. Rahat mı? İyi hadi gel. Öteki modellere bakalım artık. İkisi geldi. İyi geceler hadi. Işığı da yakarız. Hadi gel. Şimdi kocaman atlıyorsun. 1, 2, 3. Aferin sana. Aferin sana. Teşekkür ederiz. Gel diğer modellerine de bakalım Peugeot'un. Ona baktık değil mi? O partner tepe. Ona baktık. Bak 508 var burada. Sedan. Bu büyük. D segmentinde. Bak makam otomobili bu. D segmentinde. Öndeki koltuğu çok arkaya almışlar ama. Gördün mü Selim? D segmenti. Bu demin Opel Insignia ya bakmıştık ya. Onun rakibi. Aynı sınıftalar. Gel bir de şu SUV'lara bakalım. 3008, 5008 iki tane SUV var. Bir tanesinin testini biz zaten yapmıştık Anamur Medya kanalımızda. Hangisi? 3008'i. Bayağı da ilgi gördü. Şimdi 5008 gelecek. Birkaç ay sonra onu da çekeceğiz. Ben onu zaten kullandım Lizbon'da. Diğer kanalımızda otomobil yayıncılıkta yayınlamıştık. Gel bak. 5008 Selim. Bak şu. Evet bu 5008. Bakar mısın? Ne kadar büyük. Açalım bakalım. Şu, elektrikli olarak açıldı. Gördün mü? Bagajda iki koltuk daha var. 7 kişilik Selim bu. 7 koltuklu. Bu bak şu koltuklar bagaja böyle çıkıyor. İstersen bunları katlayabiliyorsun. Çok büyük bir bagaj hacmi elde ediyorsun. Selim bak bu 7 kişilik ya. Bak bir in aşağıya şurayı açacağım sonra arka koltuğa oturabilirsin. İn aşağıya şimdi. Ha bak. Şuradan olması lazım. Ha. Buradan bak açılıyor. Şimdi arka koltuğa geç bir test et bakalım. 7 kişilik çünkü bu. En arka koltukta nasıl oturuyorsun? Ha. Rahat mısın? Evet.
Selim rahat mısın? Evet. Aha. Tamam. Gelebilirsin. O camlar açılmıyor. Onlar açılmıyor tatlım. Gelebilirsin. Gel bakalım. Elini ver. Yok yok. Oturma oturma. Tavan müsait. Ayağa kalkabilirsin. Yere oturmana gerek yok. Heh. Zıplayabilirsin, inebilirsin. Hoppa. Aferin sana. Bak bir de önden bakalım tasarımına. Gel bakalım. Bak önden de böyle gözüküyor. O birkaç ay sonra satışa sunulacak. Çekeceğiz seni. Ben bunu Lizbon'da kullandım. Çektim. Şimdi Türkiye'ye de gelecek. Gel bakalım diğer modellerine. Bak Selim. Şu logoyu göstereyim sana. Bak bu. Car of the Year. 2017 seçildi bu araç. 3008. Bunu zaten çekmiştik biz seninle. O yüzden burada çekmemize gerek yok. Test videosunu çekmiştik zaten. Kanalımızda yayında. Gel bakalım. O yüzden bak şurada kırmızısı var, ona bakarız. Gel. Şunu şöyle geçelim. Gel bakalım bak. Heh, bu da 2008. 2008, 3008'in de bir büyüğü bak. 2008, 3008, 5008 diye gidiyor. Bak. Bu da böyle. Bu onlardan daha küçük. Şöyle bir bagaj hacmi var. Ama yine fena değil, biliyor musun Selam? O daha büyük. O 3008, bu 2008. Bak rakam olarak da biri 2, 2 ile başlıyor, biri 3 ile başlıyor biliyorsun. O daha büyük. Ya bak şöyle bakalım. Bak burada yine aslan pençesi gibi bak. Aslan pençesi gibi stop lambaları var. Gördün mü? Şöyle bir bakalım. İçine girmek ister misin? Evet. Bak. Küçük bir direksiyon simidi var bak. Diğer Peugeot modellerindeki gibi. Bak ortasında aslan var. Gördün mü? Sportif bir kokpit. Bu da i kokpitin birinci nesli. Şimdi 3008 ve 5008'de ikinci nesli var. Oo 308. Bak 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 bak. GTI var gördün mü? Bak. Bu çok performanslı Selim. Yüksek performanslı. Bin bakalım. Vay. Bunun arka koltuğundan daha önemlisi önü Selim. Ve motoru. Yüksek performanslı bak. 308'in en yüksek performanslı şeyi bu. Bir de R var tabii de. Gel. Önüne bakmak istiyor musun? Gel bakalım. Ama bu kaça kadar gider? Kaçla gidiyor? Bakalım kaçmış. Kadranı kaçmış bakalım. Önünden anlarız onu. Kokpitten, göstergeden. Bak şu koltuğa otur. Gel bakalım otur. Kendi geçiyor bir şekilde. Selim bak kaça kadar hızı. Oo 250. Gördün mü? Aha. Bak 270 beygir 1.6 motor. Duydun mu? Çok güçlü. Gel bir de arkasına bakalım. Bak çift renkli. Şöyle yandan bakalım. Dur elini oraya koyma. Geçiyor. Oho 100'ü 200'ü 250'yi geçer gel. Bak çift renkli bir de. Ön tarafı kırmızı. Arka tarafı siyah. Elini ver abiye. Kendin mi? Bak. Selim bak şuradan itibaren arabanın rengi değişiyor. Bak gördün mü hiç böyle bir şey? Bak bir de egzozlara bak. Çift egzoz. Aşağıda bak. İki tane egzoz çıkışı. Oradan öyle bir ses çıkıyor ki of of of. Diye ses çıkıyor. Aynen öyle. Bak bu yine 208. Bir de şurada 208'in GTI'ı var. Bak bu da demin 308'e baktık ya 308 GTI. Bu da 208 GTI. Bu da çok hızlı. Gel şöyle etrafında dönelim. Nasıl ses yapıyor Selim bu? Gel. Bir sesini yap bakalım bu arabanın. Evet. Peugeot standımız da burada bitti Selim. Şöyle Peugeot Sport logosuyla kapatalım. Selim bak Honda standındayız şimdi. Yine 3. salonda bak. Civic Hatchback gördün mü? Gel şunun arkasına bakalım. Ama şimdi şöyle
Önce sedan yenilenmişti. Bak o da burada. Şurada yanda beyaz. Bak bu beyaz da hatchback. Şunun da rengi çok güzel. Gördün mü Selim? Uf, çift egzozlu. Gördün mü? Olur bakalım Selim. Şöyle bir de yandan gösterelim. Ondan sonra bakalım. Harika. Bak şuradan açılıyor. Bak. Bayağı büyük de bagajı var. Kompakt hatchback olmasına rağmen hem çok geniş açılıyor hem de çok büyük bagajı var Selim. Gördün mü? Hatchback'leri koymuşlar göz önüne. Sedan şurada. Beyaz olan sedana bakacağız. Şimdi bu Jazz. Bak bu. Güzel modellerden biri. Ben çok severim Honda Jazz'ı. Eskiden bunun bir önceki vardı bende. Biliyor musun? Kullanıyorduk. Ben en çok şu yarış arabasını. Evet. Çok güzel o. Önce şuna bakalım. Bak bu sedan. Bunun zaten Baba Oğul test videosu var. Bu da daha hızlı. Kırmızı mı? Kırmızı. Kırmızı daha hızlı. Ares çünkü o. 182 beygir. Yeni çıktı o. 1.5 turbo benzinli motor var bu araçta. Çok güçlü Selim. 182 şu kırmızı olan. O ama Formula 1. McLaren Honda. Formula 1 aracı. Bu çok 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 hızlı tabii ki Selim. İnanılmaz yani bu. Bu 2 saniyede, 2.2 saniyede falan 100'e çıkar. Gel bakalım. Bu sadece pitlerde. Bak. Yarış motosikletini gördün ama elimizi sürmüyoruz Selim. Bak abi yeni temizledi zaten. Bu sergi. Burada sergileniyor ya araçlar. Elimizi sürmüyoruz bazılarına. Bak onu öyle koymuşlar güzelce. Gördün mü? Bak CRV'yi sormuştun sen bana geçen gün. CRV bu. Bak. İstersen bakabilirsin içine de. Bu kaça kadar gidiyormuş? Bak CRV. Bu büyük SUV modeli. Honda'nın. 220 yazıyor orada Selim. 220. Beğendin mi? Bunu da isteriz. Test aracı varsa çekeriz baba oğul Selim. Çekmedik bunu çünkü. Ben daha önce kullandım ama senle beraber çekmemiştik şu ana kadar. Gel bir de bagajına bakalım. Atla. Gel yardım edeyim ben sana. Biraz yüksek çünkü SUV ya. Yüksek tabii ki. Gel bakalım. Bak açılacak. Geri çekeyim. Gel böyle. Bak gördün mü? Kocaman devasa bir bagajı var. Elektrikli olarak açılıyor. Bu arada bizi çekiyorlar. Bak. Oraya da merhaba diyebilirsin. Çekimde yakalandık. Büyük değil mi bagajı bayağı Selim? Bak buradan kapatılıyor. Şimdi biraz geri çekeyim. Neden yakalandık ki? Öyle şaka yapıyorum. Bak kapanıyor şimdi bak. Buradan bakabilirsin. Elektrikli olarak kapandı. Gördün mü? Gel. Bak burada da HRV, HRV var. O CRV'nin bir küçüğü bak. Bu da çok güzel bir model. Bak onun bir küçüğü. Bak bagajı da biraz daha küçük. Bak. Ama bu da son derece yeterli yani kalabalık aileler için. Bu da HRV. Bak şurada yazıyor Selim. Kapatınca göstereceğim sana. Bak bu modelin adı da HRV. Gördün mü? Bak Jazz'da sana bir özellik göstereyim diyeceğim ama zaten bizim Jazz çektiğimiz bir model. Baba Oğul test videosu var. Olsun yine izleyicilerimize hatırlatmış olayım. Yani bunun testini isterlerse bizim kanalımızda seyredebilirler. Dur çıkma oraya çıkma bir şey göstereceğim. Bir şey göstereceğim. Bu otomobilin önemli özelliklerinden biri. Böyle yapıyorsunuz. Sonra şurayı katlıyorsunuz. Bak nasıl durdu gördün mü koltuk? Orada ayakta durabilirsin. Ayağa kalk Selim. Ayağa kalk. Bak. Yani oraya yüksek bir saksı ya da bir ne bileyim küçük bir kitaplık, bir dolap falan koyup bir yerden bir yere götürebiliyorsun yani. Bir nevi hafif ticari araç gibi şey oluyor. Fonksiyonel oluyor. Gel. Bir in. Bir şey daha göstereceğim. Bir mekanizması daha var onun. Aferin sana. SUV değil ama çok özellikli bir otomobil. Bu küçük sınıf hatchback. Bak şöyle.
Bir de şurayı şöyle katladığında Selim bak dümdüz zemin oluyor. Şimdi bagaja bakalım. Bak. Bak açtım bagajı. Gördün mü? Dümdüz. Dümdüz bir zemin. Yani bu birçok otomobilde olmayan bir özellik. Gel bakalım buradan in istersen. Selim. Seni yerim buraya gel. Selim hadi atla bakalım. Hadi atla. Biraz çekingenizdir değil mi Selim biz? Hoppa. Ha, merhaba diye ablaya. Selim'in bir sürü videosu var. Bunu da yayınlayacağız zaten YouTube'da. Haydi bakalım gel. Bay bay yap ablaya. Ha ya da bir araba daha gösterecekmiş sana gel. Beraber. Bakalım. Selim bak Civic sedan. Gördün mü? Oradan açılıyor. O depo kapağı. Bak şöyle açılıyor. Tekrar kapatabilirsin sonra. Ha bak LPG'liymiş bu. Farklı bir yakıt türü. LPG. Sen daha onu bilmiyorsun. Bak yavaşça şöyle kapağı. Gel seni koltuğa oturtalım. Gel. Hadi otur bakalım Selim. Bir de şunlar aksesuarmış. Oo yakıştı vallahi direksiyon. Bir bana bakar mısın Selim? Aa çok güzel orada. Evet korna çaldım. Bir kere yeterli ama gürültü yapmayalım fuarda. Gel bakalım. Selim bak Honda'nın fuardaki en performanslı otomobili efsanevi NSX geri döndü. Bak şöyle bir etrafında dolaşalım. Selim bunun maksimum hızı galiba 330 km bölü saat falan. Gel bak etrafında şöyle bir dolaşalım. Muhteşem muhteşem bak. Muhteşem. Şuradan hatta özelliklerine bakabiliriz. 581 beygir 645 Nm tork. 308 yapıyormuş Selim. Şuradan şöyle gösterelim. Selim. Zaten motoru var orada bak. Motor şurada. Gördün mü? Motor var şurada. Ortadan motorlu. Bu senin bildiğin gibi önde motoru olan otomobillerden değil. Evet karşınızda Honda NSX yani NSX. Lamborghini ile kapışır Selim. Çok hızlı. Ve Selim bu da bak kan kırmızı yeni Type R. Gördün mü? Honda'nın bu fuarda gerçekten çok yeniliği var. Yeni Civic Hatchback, Sedan RS, Type R, NSX, say say bitmiyor. Honda bu fuarda işi bitirmiş yani baksana. Muhteşem. Görüyor musun spoiler'ı? 3 egzoz çıkışı. Of 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 of. Selim. Sen gördün mü Selim? Acayip. Hadi Honda standından bay bay yapar mısın? Kameraya. Çekim bitti. Evet, Honda bitti. Evet. Bay bay.